Test atışları sırasında Yunanistan'da korku ve paniğe neden olan Türk harikası Tayfun füzesi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Tayfun balistik füzesinin farklı varyantları geliştiriliyor. Detaylar için videoyu izlemeye devam edin. Küresel ölçüde oldukça rağbet gören Türk savunma sanayisinin en uzun menzilli füzesi Tayfun, Yunanistan'da geniş yer bulmuştu. Son olarak Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi hakkında konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun balistik füzesinin farklı varyantları geliştiriliyor dedi. Savunma sanayinde %100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye, ilgili alanda her geçen gün kendisini daha ileri taşıyor. Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayi için yeni projeler hayata geçiriyor. Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti. Tayfun'un Rize'den yapılan deneme atışları özellikle Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Roketsan'dan yapılan son açıklamaya göre Tayfun'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yaptığı açıklamada Tayfun'un farklı varyantları üzerinde çalışmalar yapıldığı ve füzenin geliştirildiğini duyurdu. İkinci ayrıca Tayfun balistik füzesinin seri üretiminin de devam ettiğini belirtti. Bu arada savunma teknolojilerindeki millileştirme politikasına sadık kalan Aselsan, Türk savunma sanayisini yurt dışı ihracatında da öne çıkarıyor. Türkiye'nin ekonomik ilerleyişine büyük katkı sağlayan Aselsan, Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Amerika'dan yoğun talep alıyor. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan, bu yılki ihracat performansıyla dikkati çekiyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin teknolojideki gurur kaynağı, lider şirketi Aselsan'ın 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda 20'yi aşkın ürünü ilk kez sergilediğini, toplamda 500'ü aşkın ürün tanıttığını söyledi. Bu yıl İDEF'te yabancı ilgisinin geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu dile getiren Akyol, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı faaliyetleri ve onunla entegre olmuş Türk savunma sanayisinin son dönemde yaptığı atılımlar artık burayı bir marka haline getirmiş. Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz manzaraya baktığımızda, burada artık Türkiye savunma sanayisinde bir marka ve Türkiye ile işbirliği yapmak için gelen kullanıcılar, ziyaretçiler görüyoruz dedi. Bu değişimin net olarak hissedildiğini dile getiren Akyol, şöyle devam etti. Son dönemde özellikle ülkemizin uluslararası camiada gösterdiği başarılı hamleler bize çok somut yansımalarını gösteriyor. Birçok paydaşımızda değişik ihracat görüşmeleri yapıyoruz. Aselsan olarak bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın tamamını ihracat rakamı olarak yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu ilgi çok daha büyük projeleri somut olarak işleteceğimizi de bize gösteriyor. Orta Doğu'dan, Doğu Avrupa'dan, Asya'dan, Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan birçok ülkeden artık Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliği yapalım diye onlarca heyeti ağırladık. Çok faydalı, gelecek açısından çok umut verici gördüm. Orta Doğu'daki dost ve müttefik ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahatinden sonra çok somut, büyük projelerde daha kararlı şekilde ilerlediğini gördüklerini vurgulayan Ahmet Akyol şu değerlendirmelerde bulundu. Bazı anlaşmaları sonuçlandırdık. Bazı firmalarımız, gerek Aselsan, gerek diğer firmalarımız ve bir kısım büyük projelerin de artık önemli aşamalarını geçiyor durumdayız. Özellikle son seyahatin çok faydalı olduğunu buradaki temaslarımızdan anlıyoruz. Somut, sonuca dayalı ve çok büyük ölçekli projeleri artık bizimle konuşuyorlar. Bir kısmıyla ilerledik, imzaladık, imzalıyoruz. Ben bölgesel olarak Türkiye'nin artık savunma sanayisinde bir güç, marka olarak kabul edildiğini ve burayı bütün bu ülkelerin artık bir işbirliği yapılacak ülke olarak değerlendirdiğini hissediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem çok büyük anlaşmaları, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Türkiye'nin yaşayacağını şimdiden buradaki temaslarımızdan söyleyebilirim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasında gösterdiği bir yaklaşım da var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin.
Bir taraftan bu ülkelerle ticari olarak konuşmakla beraber teknolojimizi de paylaştığımızı, yetkinliklerimizi belli ölçüde açacağımızı ve kazan-kazan üzerine bir yöntemle bu ilişkileri sürdüreceğimizi beyan ediyoruz. Aselsan olarak çok değişik alanlarda çok ciddi yetkinliklerinin bulunduğunu vurgulayan Akyol, son dönemde yüksek teknolojiye, yapılamayanı yapmaya, zorluk seviyesi yüksek, orta ve küçük ölçekli firmaların yapamadığı niş alanlara odaklandıklarını aktardı. Fuara hava savunmada 4 yeni ürünle geldiklerini, bunların son derece karışık sistemler olduğunu anlatan Ahmet Akyol şunları kaydetti. Çok ileri seviyede teknolojilerdeki radarlarımızı getirdik. Milli muharip uçağımızdan İHA'larımıza, F-16'larımıza entegre edeceğimiz, bununla birlikte yine bu hava araçlarının en kritik bileşenlerinden kameraları getirdik. Bir tanesini de geçtiğimiz günlerde tamamladık. Bu haftada uçuşunu bitirmiş olduk. Şunu söyleyebilirim, muadilleriyle çok rahat kıyaslanabilen ve bir takım özellikleriyle daha iyi performans verdiğini artık uçarak da doğrulamış olduk. Bununla birlikte dost-düşman tanıma sistemleri, hava savunma sistemleri, füze sistemleri baktığımız zaman yine güdümlü mühimmatlarımız ki son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle çok yoğun ilgi görüyorlar. Bütün hepsi ileri teknoloji. Yapılamayanın yapıldığı ve odaklanıldığı çok yüksek teknik kabiliyet aktaran ürünler. Bu anlayışla, bu vizyonla hem kendi kahraman Mehmetçiğimize hem de oradan aldığımız güçle global müşterilere bu anlayışı sürdürüp ihracat odaklı büyümeyi devam ettireceğiz. Bu sene ihracat rakamlarında yeni imzaladığımız sözleşmelerde geçen yılın tamamını ilk yarıda yakalamış durumdayız. İnşallah artırarak devam edeceğiz bunu. Odaklanmış, yapılamayanı yapan, ihracat odaklı büyüyen ve Türk milletine, Türk devletine teknolojide liderlik etmeye devam eden bir Aselsan'ı milletimiz görecek. İDEF'in bir takım kabiliyetleri göstermenin vesilesi olduğunu ama bir taraftan arkada büyük bir mühendislik ordusunun çalışmaya devam ettiğini aktaran Akyol, Aselsanlı mühendislerin, alt yüklenicilerin, paydaşların iddialı takvimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine yetkinlik kazandırmayı sürdürdüğünü belirtti. Ahmet Akyol, Aselsan olarak millileştirme çalışmalarını bir misyon olarak ortaya koyduklarını ve konuya seçenek değil, zorunluluk olarak yaklaştıklarını belirtti. Aselsan'ın liderlik ettiği büyümede beraberindeki ekosistemin, paydaşlarının da büyüdüğüne işaret eden Akyol, bugüne kadar 700'ü aşkın ürünü millileştirdiklerini, İDEF'te millileştirilmiş 108 ürünü sergilediklerini, bunların Aselsan sistemlerinde kullanılan parçalardan oluştuğunu söyledi. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknolojiyi ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir.